Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben diyetisyen Yeşim, ne mutlu. Bugün sizlerle birlikte o çok merak edilen, her yerde gördüğünüz, ne olduğunu bildiğiniz veya merak ettiğiniz o online diyet hakkında konuşacağız. Online diyet nedir? Nasıl işlenir? Online diyet süreci nasıl olmalıdır? Neler yapılmalıdır? Bir diyetisyen online diyette neler yapmalı? Bir danışan online diyet alırken neler yapmalı? Ve benim online diyet sistemim hakkında konuşacağız. Evet arkadaşlar, online diyetin ne olduğundan başlayalım. Online diyet dediğimiz şey, bir kişinin diyetisyenin ofisine veya bir hastanedeki diyetisyene uğramadan, evden veya işte istediği alandan diyetisyene ulaşabilme imkanıdır. Bu nasıl olabiliyor? Örneğin yurt dışında yaşıyor olabilirsiniz. Orada bir diyetisyene ulaşma imkanınız, sizin dilinizden anlayan bir diyetisyene ulaşma imkanınız var olabilir. Ya da sabah 8 akşam 6 bir ofis çalışanısınızdır. Diyetisyene gidecek vakit bulamayabilirsiniz. Bir diyetisyenden online hizmet alarak yararlanmak isteyebilirsiniz. Veya şöyle de bir durum olabilir. Çok beğendiğiniz bir diyetisyen var. Ona girebilme ihtimaliniz zor. Ve siz o kişiden bir diyet istiyorsunuz. Ve bu sayede online diyetten yararlanabilirsiniz. Yani çoğu alternatif size kalmış. Ofisine gitmeden online sistemler üzerinden konuşarak hallettiğiniz diyet sistemine online diyet deniyor. Online diyet sayesinde neler olabiliyor aslında? Siz bir danışan olarak diyetisyeninizle birlikte WhatsApp, işte mail, Skype gibi konuşma araçları ile birlikte iletişime geçiyorsunuz. Sizden bir bilgiler alınılıyor. İşte neden, hani çünkü diyet yazılacak sizlere uygun ve bu anlamda ya da işte bir diyetisyen olarak düşünürseniz bir danışandan ilk önce bir anamnez almanız gerekiyor. İşte daha önce geçirdiği bir ameliyat var mı? İşte hastalıklar var mı? Annesinde, babasında ne tarz hastalıklar var? Kilosu ne, boyu ne? İşte kan tahlilleri gibi bu tarz şeylerle ilgileniyoruz. Daha sonrasında size bir diyet programı oluşturuluyor sizlerle doğrudan bir iletişim kurularak. Daha sonrasında örneğin işte bir altın gününe gidiyorsunuz, bir düğüne gidiyorsunuz diyelim ki, ya da bir arkadaşlarınızla akşam bir yere çıktınız ve sizler de şöyle düşünüyorsunuz, hani ben ne yasam acaba, şimdi burada 3 peynirli diyor, peynir sağlıklı bir şey, onu mu seçeyim acaba, ama 3 peynirli şey ne kadar yağlı değil mi? O yüzden biz ne yapıyoruz? İşte mesela orada diyetisyenize danışabilme imkanı sağlayabiliyorsunuz. Fazla kaçırırsınız ya da bir öğününüzde bir porsiyonla kaçırma olabilir. Bunu diyetisyene danışabilme imkanı sağlar. Aynı zamanda diyetisyenin de sizleri online sistemde kontrol edebilmesini sağlar. Hadi bakalım Ayşe Hanım, bugün bana ne yediğinin bir fotoğrafını at da bakalım gerçekten porsiyonu düzgün sağlayabilmiş misin? Neleri yanlış yapıyoruz, neleri doğru yapıyoruz gibi. Bu sayede bu sistem üzerinden de rahatlıkla diyet sistemi sürdürülebilir hale gelebiliyor. Ama mutlaka ve mutlaka bir diyetisyen olarak sizlerin de ve bir danışan olarak sizler diyetisyenden bu hizmeti aldığınızda size bir danışmanlık hizmeti veriyor değil mi? Bu yüzden mutlaka ve mutlaka, genellikle Instagram gibi ortamlarda da görüyor olabilirsiniz, kişiden size bir hizmet sunduğunun bedeli olarak size fatura kesiyor olması gerekiyor. Bunu lütfen dikkat edin. Siz de eğer diyetisyenseniz online diyet yaptığınız kişilere bir fatura kesmeniz gerekiyor ki ondan aldığınız o ücretin hizmet bedeli yaptığınıza dair karşılığını vermek zorundasınız. Her şey yani bu anlamda usulüne uygun işlemeli. Yani eğer siz bir diyetisyenle çalışıyorsanız ve sizlere bu konu hakkında işte Instagram'dan bir diyetisyenden online diyet hizmeti aldığınızda fatura kesmiyorsa, öncelikle bir hani belki kişi de unutmuş olabilir, belki kişi siz istemediğiniz için kesmiyor olabilir, hani onu bilemiyorum, bir söyleyin, siz onun vereceği cevaba göre yönlendirme sürecinizi devam ettirebilirsiniz tabii ki. Daha sonrasında işte böyle aylık, 2-3 aylık paketler olabiliyor. Ve bu sayede sizlerin daha uzun süre takibiniz yapılmış olabiliyor. Yani normalde bir diyetisyenin ofisine gitmekten pek bir farkı yok. Sadece online, yani bu konuşma ve iletişim araçları üzerinden yürüyen bir süreç haline gelmiş oluyor. Ve burada önemli olan aslında şu, bir diyetisyenin mesleki değerlerine, etik değerlerine uygun bir şekilde danışanına yaklaşımı ve yazdığı diyetinde buna uygun olması gerekiyor. Peki ben nasıl işliyorum? Burada Instagram adresim yazacak. Bu Instagram adresi diyetisyen Yeşim ne mutlu zaten.
Buradan online diyet alakalı bilgi almak istediğiniz takdirde bana Instagram'ın mesaj bölümünden, DM'den veyahut işte mail yoluyla, aşağıda mail adresimi de açıklamalar kutusuna yazarım. Ya da Instagram'a gidin, oradan da bakabilirsiniz. Veya bu YouTube yorumlarına da yazabilirsiniz. Nasıl oluyor? Ben de sizlere bir aylık süreç içerisinde haftalık bir diyetten 4 farklı diyet yapıyoruz. Ve bu sayede bireyin takibi sağlanmış oluyor. Ara sıra sizinle iletişime geçiyoruz. İşte ben sizlerden bir şeyler istiyorum. Sizler bana sorular soruyorsunuz. Merak ettiğiniz mesela işte ne oldu da ben şu an acaba şu an kilo veremedim. Acaba dünkü yediğim şu fazla kaçırdığım şeyden mi diye bana da sorabilirsiniz. Ya da mesela bu dönemde neden kilo verimi zorlanıyor gibi aklınıza bazı gelen, kafanızı karıştıran bazı insanların 7 zeytin 1 incir tam adını da bilmiyorum gibi diyet hurafelerinden uzaklaşmak amacıyla da bilgi edinmek amacıyla sorular sorabiliyorsunuz. Bu sayede size haftalık diyetleriniz revize ediliyor ve WhatsApp üzerinden konuşmalar gerçekleştirebiliyor. Tabii bu sizin hangi aracı seçtiğinize bağlı olarak değişir. Yani mail ile almak isterseniz mail, Skype ile almak isterseniz Skype, Instagram'dan yürütmek isterseniz de Instagram üzerinden. Bu şekilde sizlere birlikte ben de diyet hizmeti sunmuş oluyorum. 3 aylık, 1 aylık bu tamamen size kalmış. Ancak kilo korunumunun sağlanabilmesi için de uzun vadeye yayılmış olmasının önemini biliyoruz. Ve aynı zamanda diyet sadece zayıflamak için değildir. Bunun da farkına varalım. Siz şeker hastasıysanız hele hele çok daha önemli. Gut hastası olabilirsiniz, böbrek hastası olabilirsiniz. Kolesterolünüz çok yüksek çıkmış olabilir. Bunu indirmek istiyor olabilirsiniz. Yani diyetisyen sizlerin hayatınıza beslenmelerde değişiklik yaparak değer veren, dokunan kişilerdir. Sadece zayıflatan kişiler değildir. Bu arada hadi bırakın diyorum. Bırakın şu YouTube'a bir ayda 20 kilo verdim diye bahseden videoları. Biz ne yapıyoruz? Sağlıklı kilo veriyoruz. Sağlıkla da kilolarımızı koruyoruz. Diyetisyenlere olan ön yargılarımızı değiştiriyoruz. Herkes aynı değildir. Şöyle de bir durum var. Bazı insanlar gerçekten diyetisyenlerden dolayı çekmiş olabiliyor. Ancak herkes aynı değildir. Bazen bir doktordan aldığınız hizmet, ah bir daha doktora gitmeyeceğim derken bir başka bir doktor bambaşka bir şey size resmen büyük bir hastalıktan kurtarıyor olabilir. Bir şeyi beğenmezsiniz, sonra gidersiniz bir restoranda memnun kalmazsınız. Sonra oradaki garsondan memnun kalmazsınız. Sonra tekrar bir gün sonra gidersiniz. O garson değil de size başka bir garson hizmet ettiğinde ya evet iyi ki bu restorana tekrar şans verdim demiş olabilirsiniz. Bu yüzden kendinizi sevin, sayın, kendinize değer gösterin. Bu anlamda da size gerçekten eğitimini almış bilgili kişiler tarafından yardım almaya çalışın. Sizler için çok daha iyi olacaktır. Umarım sizler için de faydalı, güzel bir video olmuştur diyorum. Sevgiyle ve sağlıkla kalın. Bu çok önemli. Sağlıktan daha önemli bir şey yok gerçekten. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Merak ettiğiniz tüm soruları YouTube olarak aşağıya bırakabilirsiniz veya Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.